Hepinize günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sinekçim sen de hoş geldin. Hemen bir dur sabah sabah. Nasılsınız, inşallah iyisinizdir. Ben yenice uyandım, bir elimi yüzümü yıkadım, direkt elime kamerayı aldım, telefonu aldım, sizlere video çekmeye başladım. Bugün inanılmaz derecede kötü bir hava var Antalya Manavgat'ta. Çok kötü. Saat 6 hatta 5.30 6 gibi böyle güm diye bir sesle uyandık herhalde hemen Barış'la beraber. Yani bayağı bir fırtına vardı. Dedik herhalde güneş enerjiler, tepedekiler falan söküldü yani, o dereceydi. Bayağı bir fırtına vardı. Neyse ama yattık geri yani, uyuduk öyle, bir ne yapacaksın? Fırtına var. Geri uyuduk. Ondan sonra Barış işe gitti işte. Saat şu an 12'yi bile geçti. Ben yeni kalktım, biliyor musun? Niye böyle oldu, bu kadar uyudum bilmiyorum. Yani bu kadar, normalde 10-11 taş çatlasın oluyordu da bugün 12 yani. 12. Nasıl uyudum bilmiyorum. Hava da kapalı ya, o yüzden galiba. Bir de internetim de kapanmış. Elektrikler yok evde şu an. O yüzden bildirim falan da gelmedi ya, herhalde ondan uyanmamışım. Bakın bak, bir havayı göstereyim size. Daha bu iyi olmuş hali havanın. Bakın şöyle çıkalım. Nereden anlarsınız? Ağaçlardan falan anlarsınız. Bayağı bir rüzgarlı olduğunu. Bakın. Bayağı bir yağmur yağmış her yer. Bayağı çamurlu çamurlu. Böyle. Yani hava bu şekilde olduğu için enerjim hiç yok arkadaşlar benim ya bugün. Bugün full uyuyayım yani. Öyle bir hava var. Neyse birazcık kendimi bir toparlayayım, kendime geleyim. Ondan sonra tekrar sizlerle görüşeceğiz. Evet, ben birazcık kendime geldim arkadaşlar. Hemen birazcık Nesquik falan yedik. İşte bir şeyler yedik. Bugün de böyle atıştırıverdik. Biraz oturuyordum. Otur nereye kadar dedim. Kalk hakime, birazcık evi toparla. Normalde bugün çok değişik planlarım vardı. Işık çok kötü en başta, onu söyleyeyim. Niye? Çünkü hava çok kapalı olduğu için ışıklar da böyle. Yani elektrikler geldi bu arada. Sabahtan beri yoktu. Daha yeni geldi. Evet, terliklerimi giyiyorum. Yatak odasıyla başlayacağız ilk önce. Normalde bugün diyorum ya, çok değişik fikirlerim vardı geceden. Diyordum ki işte çamaşırları asarım, bugün çok bayağı bir temizlik falan yaparım diye düşünüyordum ki. Bir, geç kalktım. İkincisi de hiçbir şey yapasım gelmiyor bu havada. Ama yatak odasını toparlayalım. Evet, yatağı toparladım. Şurada kıyafetler vardı, temiz. Dünden kalan, yani dün topladığım. Buraya döşeceğim ya, bakmayın, neyse. Dün topladığım çamaşırlar vardı. Onları katlayalım, temizlerimiz yani bunlar. Ondan sonra da makineyi çalıştırayım ben yine de. Şuraya bakıyorum da bayağı toplu bir şekilde komşuya gelinmiş. Onu gördüm. Neyse. Yıkayayım ben. Koyayım içeriye. Kurusun. Değil mi? Öyle düşünüyorum. Ya da yok ya. Bugün çamaşır günü yapmayayım. Hava çok kötü ya. Evin içinde her yere sermeyeyim şimdi onu. Değil mi? Şu Barış'ın kıyafetleriydi. Onu da şöyle önünde çevirelim de. Hiç enerjim yok biliyor musunuz? Ama sırf size birazcık enerjisiz görükmeyeyim diye uğraşıyorum şu an. Normalde video çekecek bir heyecanım, bir şeyim de yok yani. Aramızda karlı dağlar, aramızda. Aha, keşke buraya da kar yağsaydı. Karı o kadar çok özledim ki arkadaşlar. Ben senelerdir kar görmüyorum yani. Buraya kar yağmıyor zaten. Ha, dağlarına, Akseki taraflarına, dağlara falan yağıyor da bu kısımlara yağmıyor. Hiç de görmedim yani. Böyle 5 metre, işte 1 metre, yok yarım santim kar olmasına da gerek yok. Şöyle havadan kar yağmasını görsem yeterli olacak bana da. O da yağmıyor maalesef. O da yağmıyor. Ne yapalım, artık yapacak bir şey yok. Çamaşır suyu olan aşofmanım. Neyse ki yerine geldi. Ya Allah'ım gönlüme göre veriyor ya. Hep gerçekten vallahi Allah'ım razı olsun. Gönderenden, Sevim abladan. Gerçekten.
Aramızda karlı dağlar. Neyse ben buraları toparlayayım. Bir çamaşırları toplayayım. Ben tam enerjik hissettiğimde yanınıza geleyim. Böyle sizin de modunuzu düşürmeyeyim arkadaş. Öyle değil mi? O zaman birazdan görüşürüz. Evet, yatak odası tamam arkadaşlar, süpürdüm. Bu mutfaktaydı, biliyorsunuz mutfaktakini artık buraya seriyorum. Bu banyo paspası, biliyorsunuz bunu da buraya seriyorum. Sırf sadece fayanslara çok basmayalım diye. Yatak odasında zaten sadece biz giriyoruz, biliyorsunuz. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyorum ben. Küçük paspası da şuraya attım. Yatak odam tamamdır, derli toplu. Önemli olan bu. Evet arkadaşlar, bir kahve içtim. Ben kahve içtikten sonra hemen mutfağa geldim. Çok bir bulaşığım yok size, hatta şöyle ta başa koyayım. Hemen onları da 2 dakika bulaşık makinesine dizeceğim. Daha sonrasında da tamamdır. Mutfağı süpürdükten sonra okeyiz. Şöyle kahve içtim, onu bir yıkalayayım. Şu tabağı bir yıkalayalım. Şöyle yıkalamadan koymuyorum arkadaşlar bu bulaşık makinesine. Uyaranlar çok olmuştu. Zaten biliyordum da yıkalanmadan koymayacağını da. Teşekkür ederim ya da herkese. Şöyle yıkayalım. Elimde yıkanacakları elimde yıkıyorum zaten. Bulaşık makinesine koyacaklarımı bulaşık makinesine koyuyorum. O şekilde. Ama var ya arkadaşlar, öyle bir kolaylık oldu ki bana. Yani size anlatamam. Çok iyi geldi bu bulaşık makinesi bana. Yani bu zamana kadar keşke alsaymışız. Yer yok yer yok diye almadıydık. Hemen şunları da yerleştireyim. Makineyi çalıştırayım, elektrikler gelmişken halledelim. Yani hava kötü, bir daha gidebilir, gelebilir. Nasıl olacak artık bilmiyorum. İnşallah gitmez. Şunları da koyayım. Biliyorsunuz ki Fairy almıştım, 33 yıkamalık. Gerçekten bayağı kullandım. Az bir şey kaldı ama daha var yani. Şu bir tanesini daha alayım. Bunu da kullanayım, ondan sonra kapatıyorum, ağzını açık bırakmıyorum. Bir şey olur, nemlenir, bir şey, yani herhangi bir şey olur diye. Bunu da koyalım. Bu arada makinenin fişini devamlı çekiyor musun diye soranlar olmuş. Vallahi maalesef devamlı çekmek zorunda kalıyorum. Çünkü kablo bir bize lazım oluyor, bir buraya lazım oluyor derken sıkıntı. Buraya küçük bir kablo almamız gerekiyor bizim. Sabit durması için. Açma kapama. Ayarı zaten aynıydı. Tamam, başlattık. Fairy'imizi kaldıralım. Bir de Trendyol'da böyle paketler var. Çok uygun. Mesela Fairy'nin paketi var. Onun yanında Alo'nun paketi var. Oradan sonra normal elde yıkayabileceğin deterjanı var. Böyle paketli bir şekilde, böyle avantaj paket. 100 TL'ydi. Çok uygundu ama alamadım. Şimdi onu sonra alacağım. Her zaman lazım olan bir şey artık. Gerçekten öyle. Şu an elimde yıkayabileceğim tek şu var. Kahve içtim. Başka da hiçbir şey yok. Kahve makinesini bir yıkayacağım. Kahve içtim. O kadar. Daha sonra da ocağı sileceğiz. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Sonra burayı da hallettik. Mutfağımdan çıkacağım. Su bile ayarlamam zaten. İki tane bir şey. Şöyle yıkayalım. Şunu bir yıkalayayım. Bazen bunu söyledim, önceden yine söyleyeyim. Bazen köpüklüyorum bu şekilde ben. Altına getirmeden dikkatli bir şekilde. Bazen de sadece hemen kahve yapar yapmaz bir sudan geçiyorum. Bazen çok siyahlı olduğu için lekeli oluyor böyle. Leke bırakıyor. Niye bilmiyorum ama bazen de bu şekilde yapıyorum. Altına getirmemeye gayret gösteriyorum. Yani pek arkasını döndürmüyorum. Bu şekilde. Direkt şurada kurulama bezim var zaten köşede. Hemen onun üstüne kaldırıyorum. Burada duruyor. Süzülüyor zaten. Ondan sonra kullanıma geçiyorum. Tamamdır. Şunu da yıkayayım. Ha, aklıma gelmişken patates yapmıştım. Böyle izli izli kalıyor patates. Suya tuttuydum hemen 2 dakika da yine de köpüklememiz şart.
Yoksa izli izli görünüyor. Normalde kesme tahtası bu. Soranlar oluyor ama ben şurada şekil olarak da duruyor. Bazen kesme tahtası olarak da kullanıyorum. İki türlü. Kullanışlı bayağı. Sadece çok ses çıkarıyor. Tak tuk tak tuk. Onu o hoşuma gitmiyor bir. Öbür türlü sıkıntı olmuyor. Şöyle su gelsin. Bunu Barış almıştı BİM'den bana. Benim haberim yoktu. Almış getirmiş gayet güzel ama kullanışlı yani. Her şekilde kullanıyorum bunu ben. Şöyle tamam. Şununla da etrafımızı köpükleyelim bir. Şöyle. Bugün ne yemeği yapacağım bilmiyorum ya. Gerçekten artık ne yapsam diye her gün sinir oluyorum bunu düşüne. Dün yani nohut yapmıştım. Biraz nohutumdan kaldı. Onu yaparım. Şey o var. Onu satarım. Yanına ya da bir pilav yaparım. Yeter ya. Bir de cacık yaparım. Barış'ın yine midesi küçüldü herhalde. Koyuyorum yemeği. Az az yiyor. Doydum deyip kalkıyor. Ya diyorum o kadar yemek yaptım. Nereye doydun? Hiç mi acıkmadın? Beğenmedin mi yoksa diyor. Vallahi beğendim diyor. Sadece hani az yiyip kalkıyor hemen. Ben de istiyorum ki bayağı yesin istiyorum. O kadar çalışıyor, acıkıyordur. O gelmeden zaten her şeyimi hazır ediyorum ben. Hani akşama kadar otursam bile o gelmeden evi toparlarım güzelce ne. Yemeğini hazır ederim, çayını hazır ederim, sobasını yakarım. Ya zaten olacak iş bunlar da yapılması gerekenler. Şunu artık makineye atacağım. Bunu banyoya atıp geleyim. Evet ocağa geldi sıra. Geçen bunları bulaşık makinesinde yıkamıştım. Yıkatmıştım daha doğrusu. Gerçekten tertemiz çıktı. Çok güzeldi. Şimdi onları bir daha yıkattırmayacağım. Zaten daha 2 gün bile olmadı. Önerdiğim ve beğenerek kullandığım, 100 kere gösterdiğim şu Güldal'ın köpüğünden sıkacağım arkadaşlar. Şuraya hemen. Şöyle lekeli kısımları hemen sıksam tamam. Her sıkmamda şu karşıyı da yapıyorum ve üst dolabı da şu şekilde bununla yapıyorum. Çünkü genelde buralar benim yağ oluyor hani yemek yaparken. Oraları hemen sıkıveriyorum. Daha vaktim oldukça da şunları kaldırıp tekrar şu fayansları da yapıyorum. Şu an bir leke falan yok. Şu karşıya sıkacağım tamam. Onu şu köşeye kaldırayım. Bir gün zaten havalar şöyle bir güzel olsun. Sizlerle böyle adam akıllı dip bucak gireceğiz artık yeter. Bugün hava kapalı olduğu için hiçbir şey yapasım gelmiyor valla. Sadece asıl önemli yerleri yapacağım o kadar. Bölüm bölüm gidiyorum. Yatak odası tamam işte. Mutfağı da hallettik mi? Bir de salona geçeriz tamamdır. Kavramı ben yapayım mı yine? Yok ben yaparım. Şöyle. Bakın hiçbir şey kalmıyor görüyor musunuz ya? Gerçekten çok beğeniyorum bunu ama şu an BİM'de yok herhalde ya. Yani mutlaka görürsem hemen alacağım. Hatta iki tane falan alayım dursun evde. Çünkü daima kullanılan bir şey. Böyle köpükledik. Bir güzel kenarlara da inelim. Şu saplara da, şunlara da. Ocağımızı sildik. Çok yoktu hani bir şey zaten. Şurada bir bezim var. Bu cam bezi aslında ama onu bir daha sıkayım ben bir. Cam bezi ama ben burayı bununla siliyorum. Yani daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Yine ilk önce şu tepeden başlıyorum. Boyumun yettiği yere kadar. Şöyle. Bezimle. Gerçekten parlıyor bir de arkadaşlar ya. Güzel yapıyor. Dolap için değil normalde ama. 2 dakika sıkıveriyorum ben hemen. Zaten hemen de siliyorum. Şöyle. Bir daha katlayayım bezimi. Dolabı da böyle silmiş oldum. Hemen yıkayayım. Yukarıdan aşağı doğru iniyoruz artık.
Sonra şu karşı camımızı silelim. Şöyle bir parlasın. Şöyle. Yine de şunu da kapatayım. Bunları hızlandırabilirdim de hızlandırmayı pek sevmiyorsunuz diye hızlandırmadım ablalarım, arkadaşlarım. Böyle hep birlikte yapalım istedim. Ama derseniz ki akımı hızlandır artık, böyle konuşuyorsun, canımız takılıyor, çok konuşuyorsun, İzlemek istemiyorum. Böyle derseniz de hızlandırırım, canınız sağ olsun, hiç sıkıntı değil. Karşı taraf da tamam. Tekrar bezimi sıktım. Hemen şurayı da aldım mı tamamdır. Ben orayı bir alayım da geleyim, daha fazla sizleri sıkmayayım. Evet, tüpümüzü de sildik güzelce. Ne geri demirlerimizi koyalım. Tamam. Bence çok güzel oldu. Tertemiz oldu. Güzel oldu. Buranın örtüsünü kaldırdım. Şimdi arkadaşlar hemen 2 dakikacık şurayı da süpüreyim. Mutfağı tamam diyelim yani. Ve tamam, mutfakta tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bulaşığımız yok. Tertemiz. Ocağımız tertemiz. Burası da aynı şekilde derli toplu. Şöyle. Tamamdır. Bir su içeyim, birazcık içeride dinleneyim. Dışarıya bakar mısınız? Nasıl bir fırtına var. Ne var? Telefon bile uçacak vallahi. Çok kötü bir fırtına var. Güneş açtı biraz ama çamaşır assam kurur. Değil mi? Ben çamaşır asayım mı ki ya? Bilemedim vallahi şu an. Çamaşır bitirdi de. Mutfakta hızlandırma yapmamıştım arkadaşlar. Öyle izlemiştiniz. Ama şimdi salonu toparlayacağız ve süpüreceğiz. Bunu hızlandıracağım. Bir yere kaybolmayın. Hızlı hızlı yapalım işimizi. İzleyin. O zaman iyi seyirler. Başlıyoruz. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Oh,
Ve sonunda bitti arkadaşlar. Ama ben nasıl terledim, nasıl anlatamam sizlere. Yani hava soğuk diyordum ya. Yok, sıcak arkadaşlar. Yani çok kötü terledim. Üzerimi zaten değiştireceğim birazdan. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Durun şöyle son halini göstereyim. Salonumuz tertemiz oldu arkadaşlar. Soba yandığı için devamlı batıyor yerler. Ama olsun artık. Koltuk örtülerimi falan balkondan silkeledim. Sizi durdurdum yani, silkelemedim sanmayın. Ondan sonra TV ünitesi tamam. Halı örtüsünü sereceğiz şimdilik. Sonra koridorumuz temizlendi. Tamamdır. Şuradakiler ev terliği falan. Burayı süpürdüm. Burada tamam. Ejder de kahve yapıyor bize. Anca bunu yaptı. Değil mi? Evet. Sadece bunu yapıyor. Başka bir şey yaptım yenge. Oy, makine de bitirmiş arkadaşlar, bulaşık makinesi. Hemen kapağını açma demişsiniz bana siz. O yüzden hemen kapağını açmayacağım. Sadece kapatma tuşuna bastım. Fişimi çekiyorum mecburen. Birazcık böyle dursun. Ondan sonra kapağını açacağım. Sonra yerlerine yerleştiririz artık. Bir o kaldı. Evet, Ejder de kahveyi yapsın. Ben de bir elimi yüzümü yıkayayım. Çok kötü terledim. Ondan sonra devam ederiz. Kahveyi bir içeyim. Kendime geleyim. Sonra görüşürüz. Yıka gel. Bu da hem dezenfektan hem kolonya karışımı arkadaşlar. Güzel kokuyor. Şöyle. Durun, şurayı kilitlediydim. Bir iki tur şuraya sıkalım. Bir iki tur buraya. Bir iki tur buraya. Buraya. Ve yatak odamıza da sıkalım. Tamamdır. Yağmur yağmıyorken arkadaşlar ben bunları asayım. Öyle karar verdim. Asayım da şu rüzgarda kurusun. Ondan sonra kahvemi içeyim. Ben hemen bir iki dakika asayım bunları. Tamam arkadaşlar, astım. Bir tane daha çamaşır vardı arkadaşlar. Onu da hemen attım. Çalışa dursun. Yıkansın. Evet arkadaşlar, en son temizlikte kaldıydık galiba. Kimler geldi? Bakın. Merhaba, yine ben geldim. Mervecik geldi. Hemen bir kahve yaptık. Kahvemizi içtik. Öyle oturup sohbet ediyorduk. Sizlere de çekeyim dedim ne yaptığımızı. Ben geldim. Hoş geldin. Ben geldim. Hoş geldin. Merhaba arkadaşlar der misin? Bu da Sehpa bağımlısı. Sehpa'dan indiremiyoruz. Merhaba der misin? Ne? Sessiz mi konuşalım? Möç de be. Möç de. Möç. Dur şimdi. Hadi sesle çıkar. Çıkaran çocuk çıkarmıyor şimdi. Hadi bak. Hadi sesle çıkar. De bakayım bir şimdi. Möç. Evet. Evet arkadaşlar, oturuyoruz bu şekilde. Birazdan Barış gelecek. Yemek hazırlayacağım. Bıktım artık şu yemek derdinden. Vallahi öyle. O zaman Allah. Birazdan görüşürüz. Kime vuruyorsun sen? Baba. Benim dünden sulu patatesim var vallahi. Baba. Patates de yapabilirim belki ya. Sulu patates yap. Evet. Ay. Ay bir an ödüm koptu şuradan çuval sallanınca rüzgardan. Bak hırsıza bak. Ne yaptın sen? Benim aynamı mı aldın? Bir bak bakalım kendine, güzel misin? Bir bak bakalım. Neyse, birazdan görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Bye bye. Bye bye yap. Elinle de yap. Bye bye. Arkadaşlar şimdi hemen neler yaptım sizlere bir güzel göstereyim. Burada havuç yaptım. Havucu rendeleyip yoğurtla karıştırıp birazcık da tuz attım. Böyle hani salatalıkla yapacağımı havuçla yaptım. Biz bunu da seviyoruz ve tüketiyoruz. Gerçekten güzel oluyor. Burada dediğim gibi patates yemeğim var. Burada dünden kalan nohut yemeğim var. Birazcık da onu ısıtacağım. Burada pirinç pilavımı yaptım. Hemen çayımı attım. Dünden de mantar sote vardı. Bunu da hemen ısıtacağım, koyacağım. Bolca da çeşit oldu. Allah'ım bin bereket versin. Olmayanlara da versin yüce Rabbim. Bugün de karnımızı doyuracağız. Allah'ıma şükürler olsun. Bu şekilde Barış'ın gelmesini bekliyorum. Allah'tan yetiştirdim yani. Tabi birazcık pilav falan olacak artık, olsun o kadar da.
Evet, Barış geldi arkadaşlar. Muz almış gelirken. Hiç demediydim ama kendi ekstra almış. 2 tane ekmek almış. 3 tane çikolata. 1 tane çekirdek ve 1 adet süt. Burada yemekleri doldurdum. Burada havuçlu tratör mü derlerdi. Adını unuttum şimdi, yanlış söylüyorum. Kusura bakmayın. Oyu var. Mantarımız var. Pilavımız hazır. Nohut yemeğimi doldurdum. Burada patates yemeğim birazcık daha pişecek. Onu bekliyorum. Yumuşamasını. Hazır olmuştur hatta. Onu da katacağım. Evet arkadaşlar, bizlere afiyet olsun. Çok çeşit yapmasam da olurmuş. Ben şimdi mantarı falan unuttuydum. Kafamdan çıktıydı. O yüzden bu kadar çeşit oldu. Yoksa mesela bu yemeği yapmaya falan gerek bile duymazdım ben. Çünkü bunlar yersin diye. Yine yenilir. Kalan yarına da yenilir zaten. Sıkıntı yok. O zaman bizlere afiyet olsun.